Elinde altı üstü bir bebek kozu vardı, onu da kaybettim Koray. Yine başa döndük. Sıfıra sıfır. Eylül ne yaptın şimdi seni? İlk fırsatta yine oğlumun peşine düşecek. Biz neyin derdindeyiz? Bu herif neyin peşinde arkadaş? Bana bak. O kıza sahip çıkacaksın. Oğlundan uzak tutacaksın. Eğer o kız seni bırakıp oğluma kancayı atarsa seni mahvederim. Adnan Bey. Ayıp oluyor değil mi artık ha? Yeter ya. Sabahtan beri hakaretler yağdırdın kız, benim karım. İstese de kimseye verecek halimiz yok değil mi? Bak Adnan Bey, bu iş senden çıktı. Mesele senin oğlun değil artık. Mesele benim namusum. Eylül benim karım. Ölene kadar da karım olarak kalacak. Aferin. Böyle adam ol. Namusunu koru, canım iyi. Güzel. Her şey yolunda gitsin. Koray boşanmayı kabul etsin, ne olur. Eylül. Gelmişsin. İyi misin? Ne yapıyorsun? Koray. Benim seninle çok önemli bir şey konuşmam lazım. Dur ben tahmin edeyim ne konuşacağını. Tahmin edeyim. Beni terk edeceksin değil mi? Onu konuşacaksın değil mi benimle? Tabii. Bebek de öldü nasılsa. Artık bana ihtiyacın yok. Buruşturup bir kağıt gibi at beni bir kenara. Koray lütfen. Biliyordum ya. Vallahi biliyordum ya. Ama bak. İmdat! Yardım edin. Ay Koray abi. Raziye teyze çok kötü oldu. Eylül. Koray abi koşun. Ne diyorsun kız sen? Canım anam. Ne oldu sana ha? Şu hapı alın, birazdan daha iyi hissedeceksiniz. Ne oldu doktor bey, ne oldu ya? Tansiyon 25'e fırlamış. Şeker var mıydı Raziye Hanım? Ha, yok ya. Ne şeker ne tansiyon yoktur. Nezle bile olmaz. Daha başım ağrıyor dediğini duymadım ben bu kadının ya. Allah Allah. Yani kadıncağız aniden düşüp bayıldı. Var illaki bizim bilmediğimiz bir şey. Ay. Koray'ım. Oğlum. Ben çok kötü oldum ya. Ay ya. Ölüyordum az kalsın. Buralarda dolanana kadar git de Nermin'i işle. Gözüne gir, kendini sevdir. Ay mola verdim azıcık alacım. Ne var yani? Şeker yok muydu? Unutmuşum bak, gördün mü? Gidip alıp geleyim. Kusura bakma Raziye Hanım. Eylül'ü eve bağlamak için önce seni yatağa bağlamam gerek. Eylül, kızım, sen de tam annenlere gidecek zamanı buldun. Bak ben çok kötü oldum ya. Gitme. Doğru, renginiz atmış. Çok geçmiş olsun. İlaçlarını ihmal etmesin. Bol bol su içsin. Hocam. Annem niye bu hale geldi benim? Yediği bir şeye dokunmuş olabilir. Sinirlenmek, üzülmek yasak. Tansiyon tekrar yükselirse beyin kanamasına kadar gider. Ay Allah korusun. Allah korusun. Allah korusun. Tövbe estağfurullah. Koray. Oğlanım oğlanım. Ben genç yaşımda az kalsın ölüyordum ya. Canım anam benim canım. Nazar, nazar, nazar. Acil bir durum olursa ararsınız.
Otur Eylül'cüm, otur. Sen kocanla kal. Buyurun doktor bey, ben size yardımcı olayım. Şöyle. Eylül, sen ne konuşacaktın benimle? Ha? Arada kaynadı. Koray, sonra konuşuruz, şimdi sırası değil. Ha, şöyle. Zilli seni. Otur da kaynananla ilgilen. Ya bugün annenlere gitmesen ha. Benimle kalsan. Ne bileyim, oturup konuşsak yani. Evliliğimizi nasıl kurtarabiliriz onu düşünsek. Bak annem de hasta. Olmaz Koray. Gitmem lazım benim. Hem Raziye teyzenin de çok ciddi bir şey yokmuş. Doktor öyle söyledi. Eğer bizlik bir şey olursa annemle birlikte geliriz zaten. Geçmiş olsun. Eylül'den hala ses çıkmadı. Koray'la konuştun mu acaba? Bir an önce Yaşar Baba'yla konuşup durumu anlatmam lazım. Eylül'le evlenmek istediğimizi bilmeleri gerek. Yaz, hayrola evladım. Ben yardım edeyim. Yok yok, gerek yok, sağ ol. Yaz, hoş geldin yavrum. Kuzum, hava çok soğuk. Hadi gir içeri. Olur. Geleyim. Zaten sizinle konuşmak istediklerim var. Dur, ben şunları atayım da. Ne konuşacak acaba? Bilmiyorum ki Yaşar. Anam, hava çok soğuk. Hadi gir içeri, gir. Geç oğlum, geç. Koray. Oğlanım, oğlanım. Ben genç yaşımda az kalsın ölüyordum ya. Canım anam benim canım. Nazar, nazar, nazar. Acil bir durum olursa ararsınız. Otur Eylül'cüm, otur. Sen kocanla kal. Buyurun doktor bey, ben size yardımcı olayım. Şöyle. Eylül, sen ne konuşacaktın benimle? Ha? Arada kaynadı. Koray, sonra konuşuruz, şimdi sırası değil. Ha, şöyle. Zilli seni. Otur da kaynananla ilgilen. Ya bugün annenlere gitmesen ha. Benimle kalsan. Ne bileyim, oturup konuşsak yani. Evliliğimizi nasıl kurtarabiliriz onu düşünsek. Bak annem de hasta. Olmaz Koray. Gitmem lazım benim. Hem Raziye teyzenin de çok ciddi bir şey yokmuş. Doktor öyle söyledi. Eğer bizlik bir şey olursa annemle birlikte geliriz zaten. Geçmiş olsun. Ah be Yaşar, ah be Yaşar. Ay ne yapacağız biz seninle? Ne yediğine içtiğine dikkat ediyorsun, ne laf söz dinliyorsun. Anacığım, doktor ne dedi sana? He? Karnını doyurma, aç mı kal dedi. Ya ne diye söylemiyorsun benim karnım aç diye? Kızım, bu haldeyken aklıma yemek mi geliyor Nurhan? Canım istemiyor işte. Yaşar baba, sen hastasın. Aç kalmaman gerekiyor. Ha vallahi çocuk doğru söylüyor. Yok yavrum, yok, dinlemiyor ki. Anacığım, sen yemeyince Eylül'ün derdi tasası mı bitecek? Ha? Niye böyle yapıyorsun? Yapamıyorum işte Nurhan. Kızıma bir zarar gelince iflahım kesiliyor benim. Şu çolak kolumu kökünden kesip atasım geliyor. Evladımı hak ettiği gibi bir hayat veremediğim için gelecek gibi olur. Aman, ay Yaşar, yeter, vallahi yeter ha. Ne oluyor? Ne oluyor? Yine mi kalbin sıkışıyor? Arayayım mı doktoru? Yok yok, iyiyim. Nefesim daraldı biraz olur. Yaz oğlum, senin lafın yarım kaldı. Ne diyordun? Ya ben bu engameye ne diyeceğimi unuttum Yaşar baba. Eğer bir isteğiniz yoksa ben gideyim artık. Tamam yavrum, tamam. Çayını içseydin be çocuğum. Ne başka zaman artık? Yaşar baba,
Kendine iyi bak, tamam mı? Üzme bizi. Hadi güle güle ya.